savcı kendi yapması gereken işi, yani bizim ifademizi kendisi alması gerekirken hakkımızda bir gözaltı kararı verildi. Daha sonra verilen bu gözaltı kararı uzatıldı ve biz 2 günün sonunda ancak savcılık makamının önüne çıkabilmiş olduk. Haksız bir şekilde 2 gün gözaltı kararı verilmiş oldu ve 2 gün gözaltında kalmış olduk. İlk önce genotip örneği alınmasının kan örneği alınması biçiminde bir karar verilmişti. Biz kan örneğini vermeyeceğimizi söylediğimizde Doktor Sadi Konuk Hastanesi'nde adli tıp uzmanları bizim rızamız olmadığı için kan örneği alamayacaklarını söylediler çok doğal olarak. Ama daha sonra kıl örneği alınması şeklinde karar değiştirince hekimlerden birisi kıl örneğimizi aldı. Biz kendi irademizle bunu vermek istemediğimizi söyleyince zorla saç, yani iki kollarımız arkadan kadın personeller, kadın jandarma personelleri tarafından çevrilerek zorla kıl örneğimiz alınmış oldu. Bu sırada da haliyle darp edildik. Darpçı bir raporu da aldık. Hakkımızdaki yürütülen soruşturma avukatlık mesleğiyle ilgili sorulardı. Bir kişiye susma hakkını kullanmasını hatırlatmak. Yani bu avukatlık mesleği zaten müvekkillerimizin hukuki yararını gözetiriz, hukuki çıkarlarını gözetiriz. Çok doğal ki işkence altında olan bir müvekkilimize örneğin susma hakkını kullanmasını tavsiye edebiliriz. Bu suçlama olabilecek bir konu değil. Ya da hangi müvekkilimizi hapishanede kaç defa ziyaret ettiğimiz ya da müvekkillerimize para yatırmış olmamız, bunlar da suçlama konusu olabilecek şeyler değil. Bunlar da mesleki faaliyetimiz. Hakkında suç kaydı olan kişilerle uçak seyahati yapmış olmamız ya da hakkında suç kaydı olan kişilerle ilgili otel kayıtlarımızın söz konusu olması. Bunlar aynı zamanda hem özel hayatında ihlali anlamına geliyor. Yine bu kişilerle telefon görüşmesi yapmış olmamız. Hani çok normal, biz avukatız pekala, hakkında bir soruşturma olan, bir yargılaması olan, dolayısıyla bir kaydı olan kişilerle bir görüşme yapmamız kadar doğal hiçbir şey olmaz. Bizim temsil ettiğimiz kesim, ezilen halkları temsil ediyoruz. İşçileri, emekçileri, kadınları, LGBT'yi artıları, ekoloji aktivistlerini, basın mensuplarını. Dolayısıyla avukatlar üzerindeki baskı, benzer bir şekilde basın üzerindeki baskıyı da benzer bir biçimde bu şekilde tarif edebiliriz. Aslında tüm yurttaşlar üzerindeki baskının bir yansıması. Pek çok siyasi mahpusla görüşüyoruz, hasta tutsaklarla görüşüyoruz. İnfazları tamamlanmış olmasına rağmen serbest bırakılmayan tutsakların başvurularını yapıyoruz ya da çeşitli hak ihlallerini takip ediyoruz. Bunlar elbette ki bazı kesimleri rahatsız ediyor. Siyasal iktidarı rahatsız ediyor. İstiyorlar ki rahat işkence yapabilsinler. Emniyet aşamasında eylem yaptığı için gözaltına alınan insanları kimse sahip çıkmasın. Avukatlığını kimse yapmasın istiyorlar. Ya da tutsak edilen kişileri kimse ziyaret etmesin, kimse para yatırmasın, kimse avukatlığını üstlenmesin istiyorlar. Biz Ezilenlerin Hukuk Bürosu olarak daha önce benzer saldırılarla çokça defa karşılaştık. Biz ama aynı şekilde sonuçları ne olursa olsun hakkımıza gözaltı kararı verilebilir, tutuklama kararı verilebilir, onlarca yıl hapis cezasına mahkum olabiliriz. Ama 15 yıl önce tam da bugünlerde büromuzu kurduğumuz zamanki felsefeyle yine hareket etmek istiyoruz. Yine ezilenlerin avukatlığını yapmaya, sonuçları ne olursa olsun devam edeceğiz.